Teknobat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir sistemle beraberiz. 4070'li bir sistem hayal ediyorsanız, Tebilo'nun bu bilgisayarının performans testlerini gördüğünüz zaman bu sistem sizin için mi anlayabilirsiniz. Şimdi bu videoda özellikle toplanan sistemin ben parçalarına, fiyatına, performansına, her şeyine baktım. Bütün bunları bir araya getirdiğim zaman ortaya çıkan sonuçları da ilgi çekici buldum. AMD Ryzen 7 5700X işlemci özellikle 8 çekirdek 16 thread ve yüksek frekanslarıyla gayet güçlü bir işlemci ve yüksek FPS'lere güçlü ekran kartlarını ya da yüksek FPS'leri besleme konusunda gayet iyi bir performans sergilediğini zaten geçmişte görmüştük. Yeni çıkmış bir işlemci değil. Fakat DDR4 platformunun fiyat avantajı devam ettiği için AMD bile AM4 için daha sonra X3D işlemcileri çıkarttı. Özetle AM4 platformu yaşıyor, DDR4 sistemler yaşıyor, devam ediyor ve fiyat performans bir oyuncu sistemi toplamak isteyenler için gayet güzel seçenekler sunuyor. Peki burada yaptığımız tasarrufu nerede kullanacağız? Tabii ki klasik bir oyun bilgisayarı toplama taktiği olarak ekran kartında kullanacağız. Ekran kartında da Asus'un Dual RTX 4070 ekran kartı kullanılıyor. 4070 ekran kartı çok yüksek FPS'lere 1080p'de çıkabildiği gibi 1440p'de ultra ayarları açarak böyle yüksek çözünürlüklü, kaliteli, güzel bir oyun deneyimi de verebilen bir ekran kartı. Aynı zamanda bu ekran kartı CUDA çekirdekleri, ışın izleme, en son DLSS teknolojilerini destekleme gibi çok güzel özelliklere sahip. Bir de oyunlarda da gecikmeyi düşüren, özellikle hızlı tepkisel oyunlara da gelen yeni teknolojik özellikleri ve sürücüleri beraberinde barındırıyor. 12 GB GDDR6X belleği bulunuyor. 2520 MHz ve OC modunda 2550 MHz frekansları çıkabiliyor. Çift fan ile gayet güzel bir soğutması var. Özellikle bu soğutma ne kadar iyi, işlemci nasıl soğutuluyor, sistem toplamanın performansını oyun testlerinde göreceksiniz. Asus'un Prime B450MK2 anakartı burada kullanılıyor. Hesaplı, budget bir anakart. Bu anakartın arka tarafında USB portlarını, USB portlarının haricinde Ethernet bağlantısını, ses portlarını görebiliyoruz. Tek ekran kartı ve çift RAM için özellikle kullanılması uygun olan bu anakartın üzerinde de M.2 PCI Express 3.0 X4 SSD yuvası var. Yani asgari ihtiyaçlarımızın hepsini karşılıyor. Neyi yok? Bir Wi-Fi çip yok. Ekstradan USB bir dongle ile kablosuz takmamız gerekiyor. Üzerinde de XPG'nin GunMix D35, 2 tane 8 GB'lık belleği kullanıyor. Bunlar DDR4 belekler, 3200 MHz'de. Üzerlerinde de pasif soğutma var. Bu tür belleklerin piyasası oldukça aktif, bunu da söyleyebilirim. DDR4 sistemler ve bellekler kullanılmaya, alınıp satılmaya devam ediyor. Buradaki tasarruf da ekran kartına aktarılıyor. Yine fiyatı oldukça ilgi çekici olan bir SSD burada kullanılmış. Kioxia'nın Xeria 500 GB PCI Express 3.0 SSD'si kullanılıyor. 1700 MB okuma ve 1600 MB yazma hızlarına da yaptığımız testlerde ulaşabiliyor. Gördüğünüz üzere artık klasik 400 MB saniye ile limitli olan SATA SSD'ler yerine M.2 SSD'leri fiyat performansı olması gereken özellikle iyi bir FPS hedefleyen sistemlerle bile rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu noktada kullandığımız kasada XPG'nin Lander 500 650 W AT Plus modeli. Özellikle Tebilo'nun bu sisteminde güç kaynağı dahil kasa kullanımında da şunu görüyoruz. Daha önceki bu tür hazır sistemlerde kullanılan kasalara göre kalite çok daha yukarıda. Görünüm olarak, estetik olarak, genel kullanıcı deneyimi olarak gayet güzel. Toz filtresi de olan bir kasa kullanılmış. Ön tarafta 3 tane, arkada 1 tane güzel ışıl ışıl rengarenk fanlarımız var. Bu da kasanın soğutmasına kesinlikle katkıda bulunuyor. Normalde burada 5700X işlemciyle birlikte bir soğutma sunulmuyor. Eskiden 3000 serisinde bu işlemcilerde soğutma sunulurken artık sunulmuyor. Burada Tebilo'nun topladığı sistemlerde bu işlemci ve sistemlerin kampanyasında ücretsiz olarak soğutucu sunmuş durumda. Tabii ki isteyenlere mesela şu an piyasada Deepcool'un 1200 TL civarına benim en son baktığım daha güçlü, daha güzel hava soğutmalarını da satıyorlar ve bu sistemleri toplanmış olarak zaten kullanıcılara sunuyorlar. Siz isterseniz bu sistemde anakart, işlemci, RAM ve pek çok bileşeni de satın alırken özelleştirebiliyorsunuz. Ben sistemi özellikle testlerini yapmadan önce videoyu çektiğim saatlerde piyasadaki parça fiyatlarına göre değerlendirdiğim zaman takribi olarak 37.000 TL'lik bir sistem olduğunu ve 1200 dolar KDV dahil, vergiler dahil fiyatı ile aslında çok iyi fiyat performans 1200 dolara 4070'li ve de 5700X'li bir sistem olduğunu görüyorum. Bu yüzden de sistemi zaten fiyat performans ve parçalar olarak gönlüm rahat tavsiye edebiliyorum. Peki
performansı nasıl? Bir de bu fiyat sabit mi? Bu fiyat kampanya döneminde Tebiro'nun satmak istediği ürünler bitene kadar geçerli. Aşağıdaki bağlantıdan Tebiro'nun sayfasında kampanya bilgilerini, detaylarını ve indirimi görebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz saatlerde özellikle ilk yayınlandığı zamanda doğal olarak ekstra indirimler oluyor. Ama zaman ilerledikçe Türkiye'de ve dünyada parça fiyatları değişeceği için, stoklar değişeceği için bu fiyatlar da değişiyor arkadaşlar. Güncel fiyatı ve kampanya detaylarını aşağıda görebilirsiniz. Ama video yayınlandığı saatlerde bakmanızda fayda var. Çünkü Tebiro o saatlerde özellikle ilk ürünlerde ekstra indirimler uyguluyor. Ekstra içerisindeki mesela buradaki AMD5700X'i soğutan işlemci soğutucu gibi parçalardan para almayarak kampanya yapmış oluyor. Üzerine indirimleri tanımlıyor. Bu indirimler tamamlandıktan sonra da sistemin bileşenlerini değiştirerek ya da istediğiniz şekilde farklı sistemlere de bakarak yine alışveriş yapabilirsiniz. Gelelim performans kısmına. Ben bu sistemi aldım. Bu sistemin ekran kartı işlemcisi hoşuma gitti. Peki bu sistem bana nasıl performans verir? Red Dead Redemption 2'de 1440p Ultra'da ortalama 92 FPS görüyoruz. CPU sıcaklığı 76, ekran kartı sıcaklığı ise 60 derece. Ekran kartının çok iyi soğuduğunu görebiliyoruz. İşlemci ise stok soğutucu kullandığı için 70'i 80 derecelere yaklaşıyor. Sıvı soğutma üzerine ekstra 3-4 bin lira harcayıp taksaydık bunu 15-20 derece daha aşağı indirebilirdik. Temel olarak ilk dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi bu. Cyberpunk 2077 1440p Ray Tracing Ultra ve DLSS Auto'da minimum 56, ortalama 68 ve maksimum 79 FPS veriyor. İşlemci sıcaklığı 85, ekran kartı sıcaklığı 58 derece. Hatta baktığımız zaman ekran kartı fanlarının tam devirde dönmediğini, 60 derece altında oldukça aylak seyrettiğini de görebiliyoruz. Sistemin ses seviyesini bu düşük tutuyor. Tabii ki bu 4070 ekran kartının şöyle bir avantajı var. 4070 süper ekran kartı geldiği için 4070'lerde de dolaylı olarak kampanya ve indirimler oldu. Yani bir nevi fırsat oldu. Oysa DLSS sürümü olarak aynı sürümü destekliyor. Yani DLSS'nin 3, 3.5 ve yeni gelen sürümlerini gayet rahat bir şekilde kullanabileceğimizi görebiliyorsunuz. Biz de DLSS 3 açarak tekrar test ettiğimizde minimum 94, ortalama 107 ve maksimum 122 FPS görüyoruz. Bu teknolojinin en önemli farkı FPS'yi sadece artırmakla kalmıyor. FPS'yi artırırken kaliteyi düşürmüyor. Kaliteyi düşürmediği gibi latency yani gecikmeyi de arttırmıyor arkadaşlar. Normalde FPS'yi artırmakta, kareyi kopyalamakta çok büyük bir olay yok. Bunu yapabiliyorsunuz. Fakat kareyi artırırken kareleri beklettiğiniz zaman oyunlardaki akıcılık eksiliyor. İşte bu teknoloji bu akıcılığı azaltmadan bu kare artırmayı başarılı bir şekilde son sürümünde ve 4000 serisi ekran kartlarını yerine getirebiliyor. Daha önceki ekran kartlarını kullanıyorsanız ve devam edecekseniz de Teknopat'ta özellikle farklı rehberlerimiz var. Onlara bakabilirsiniz. Makale altında da bu tür rehberleri paylaşıyoruz. Formula 1 2023'e geldiğimizde 1440p Ultra High RT High DLSS kalite ayarında minimum 62, ortalama 69 ve maksimum 80 FPS alıyoruz. Burada DLSS açmadan 50 FPS civarında kalıyorsunuz. Oysa DLSS açtığınızda 60 FPS'yi geçebiliyorsunuz. Yani Formula 1 2023 gibi zorlayıcı oyunlarda 4070 gibi bir ekran kartıyla bile 1440p'ye çıktığınız zaman şartlar zorlayıcı olabiliyor. Tabii ki çözünürlüğü 1080p'ye yani Full HD'ye düşürürseniz bu FPS değerleri alıp yürüyecektir. 5700X de bunu kaldıracaktır ama biraz daha kalite odaklı bakanlar olduğunu düşünüyoruz. Assassin's Creed Mirage'da da 1440p Ultra High ayarlarda minimum 23, ortalama 107 ve maksimum 145 FPS elde ediyoruz. Ortalama 107 FPS 1440p Ultra High için gayet güzel ve 4070'in gücünü bizlere gösteriyor. Bir de Returnal 1440p Epic ayarlarda yine en üst ayarlarda test ettiğimizde ortalama 68 FPS'yi maksimum 131 FPS'yi görebiliyoruz. Yani çok güzel bir performans sunuyor. Call of Duty Modern Warfare 2 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 102 FPS veriyor. Yani online mücadeleci bir oyun. Ortalık çok karışık, çok fazla olup biten olay var ama Low Fifth yani en düşük %5'lik FPS'miz 73 ve Low First yani en düşük %1'lik FPS'miz de 54. Bu ne anlama geliyor? Bu Call of Duty oynarken takılma ve FPS düşüşü olmadığını gösteriyor. Last of Us Part 1 daha sinematik bir oyun. 1440p Ultra'da minimum 46, ortalama 71 ve maksimum 99 FPS alıyor. Burada da %1 FPS 51 ve 1000'de 1 FPS 39 oluyor. Yani herhangi bir takılma olmadan gayet rahat oynayabiliyoruz. Bu oyunlar arasında işlemci ve ekran kartı kullanımı da tabii ki değişiyor.
Last of Us'ta işlemci kullanımı düştüğü için işlemci sıcaklığı diğer oyunlarda 80-83 derecelerde gezerken burada 67 dereceye düşüyor. Ekran kart sıcaklığı diğer testlerde 55-60-61 gezerken burada 63 dereceye çıkıyor. Başka hiçbir testte ekran kartı 63 derecenin üzerine bile çıkmadı. Yani inanılmaz serin çalışıyor ekran kartı. Peki Marvel'dan Spider Remastered bir konsol portu ve biraz böyle 4080 süperli sistemlerde ya da işte 14900K işlemcide bile takılabilen, düşük FPS verebilen bir oyun. Bununla bir zorlayalım. 1440p Very High ve RT High'da minimum 46, ortalama 81 ve maksimum 100 FPS verdi. %1 FPS 45 ve 1000'de 1 FPS 35 oldu. Bu oyunda yine tabii ki Spider-Man'de yine konsol portu olmasından kaynaklı darboğazda sıkıntıları görebiliyoruz. Ama aldığımız FPS değerinin çok yüksek olduğunu da yine görebiliyoruz. Yani arkadaşlar oyun sorunsuzsa yüksek performans alıyorsunuz. Oyun sorunlu da olsa yüksek performans alıyorsunuz ama mesela Marvel Spider-Man Remastered'ın konsol portu buglarını iyi bir sistem bile çözemiyor. Bu da açık ve net bir şey. Peki Counter-Strike 2. Counter-Strike tam öldü testlerden çıkartın derken izleyiciler Counter-Strike 2 geldi ve testlerimizde 1440p'de düşük ayarlarda test ettiğimizde minimum 102, ortalama 257, maksimum 402 FPS verdiğini gördük. %1 99, 1000'de 1 52 oldu. İşlemcimiz 85 dereceye kadar burada çıktı ve ortalama ekran kartı sıcaklığı 51 derecedeydi. Özetle şunu görüyoruz, 240 Hz hatta 360 Hz. Belki de 1080p 500 Hz bile monitör alsanız bu işlemci ve ekran kartını kullanabilirsiniz. Ama tabii ki en yüksek FPS için 4080 Super'in 4090'ın verdiği FPS'lerin altında kalacağız. Keza yine AMD'nin 7950X gibi en ekstrem işlemcileriyle aradaki farkı da yine rahatlıkla görebiliyoruz. Öte yandan dediğim gibi bu inceleme tarihinde, test tarihinde 1200 dolarlık Türkiye'deki fiyatlarla ve vergilerde satılan bir sistem ve bu fiyata göre verdiği 1440p performansı ve de ayarlardaki yüksek FPS'nin yanı sıra DLSS açabilme özgürlüğü, FPS'yi daha da arttırma imkanı gerçekten çok güzel. Eskiden 1000-1200 dolara bu kadar iyi sistem toplayamıyorduk. Parçaların genel kalite çıtasında yükseldiğini söyleyebilirim. Daha önceden 1000-2000 dolar aralığında topladığım sistemlerdeki pek çok parçaya bakıyorum. Özellikle SSD kısmında geliştiğimizi görüyorum. Özellikle ekran kartında 60'lı değil 70'li kart seçebildiğimizi görüyorum. Tabii ki buna karşılık bazı şeylerden feragat ediyoruz ama genel olarak sistemin bence performansı, fiyat performansı çok iyi. Bu bileşenlerin birbiriyle uyumu da gayet güzel arkadaşlar. Artı ve eksilerini yine de bir özetleyelim. DLSS 3 ile daha da yüksek performansa açabiliyoruz. GPU soğutma fazlasıyla yeterli. Ekran kartı gerçekten çok serin çalışıyor. Kasa içi hava akışı çok güzel ve kasa içindeki kablolama ve sistemin Tebilon tarafından toplanması da gayet başarılı. Ancak sistemde elbette ki anakartımızda tasarruf ettiğimiz için bir tip C portu bulunmuyor. Kasamızda da bir tip C portu bulunmuyor. En son cep telefonunu tip C kabloyla doğrudan kasaya bağlayamayacaksınız. Wi-Fi gibi şeylerin olmamasını da biliyorsunuz. Temel bir eksi değil. Ama işlemcinin üzerindeki hava soğutma ne kadar özellikle hesaplı ve bedavadan eklenmiş olsa da bence üzerine 1500 TL civarı ekstradan bir tane daha yüksek performanslı, daha iyi bir hava soğutma eklemekte fayda var. Tabii ki tutup 3-4 bin lira harcayıp çok güçlü bir sıvı soğutma da sisteme ekleyebilirsiniz ama şu an 1000-1200 TL civarına bulunabilecek olan Deepcool'un güzel hava soğutmaları var. Onları da yeni gelen kasalarıyla birlikte test ediyoruz. Farklı firmaların güzel soğutma çözümleri de var tabii ki. Stoklara bakabilirsiniz. Eklerseniz daha iyi olacaktır. 80-85 derece yerine bir 5-10 derece daha aşağıya da indirebilirsiniz. Çünkü kasanın dediğim gibi hava akışı güzel, ekran kartı çok güzel soğuyor. İşlemci de aslında 90'lı 100 derecelere çıkmıyor. Ama daha da serin istiyorsanız yapabileceğiniz en büyük geliştirme ekstradan bir işlemci soğutucu almaktır. Fiyatı da değerlendirdik. Ben bu parçaları sistem toplamayı özellikle sunmadan önce piyasa fiyatlarıyla kaça alırız? Tebilon ne kadar indirim yapıyor? Kampanya yapacak mı? Bu tür konuları da konuştum. Dediğim gibi aşağıdaki bağlantıda özellikle ilk sistemlerde ekstra indirimler olacak. Teknopat izleyicileri özellikle girip bakabilirler. Kesenize uyuyorsa, sistem sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaksa gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Güzel bir firmadan güzel bir sistem. Yeni 4070 süperlerin çıkması, yeni DDR5 sistemlerin çıkması bu sistemleri kampanyalı ve daha iyi fiyata alma imkanı sunuyor. Bundan istifade edebilirsiniz. Farklı bir ihtiyacınız, farklı bir mesela sistem gereksiniminiz varsa da yorumlarda lütfen belirtin. İstediğiniz sistemi de toplayıp ya da hazır sistem olarak olması için de entegratörlerle bunları konuşabiliriz. Her türlü yorum ve eleştirinizi yine bekliyoruz.
Bir de oyun testlerinde görmek istediğiniz ekstra bir test var mı arkadaşlar? Bazı videolarda özellikle görüyorum aşağıda genelde 1440p ultra ayarların ne kadar aslında zorlayıcı olduğunu çok iyi anlamamış arkadaşlarımız olabiliyor. Özellikle böyle 1080p düşük ayarlı test talebi var mı? Ben bunu merak ediyorum. Yorumlarda bunu da yazarsanız sonraki sistem testlerinde daha çok düşük ayar, düşük çözünürlük, çok yüksek FPS teste de yer verebiliriz. Mesela 4070'in gücünü anlamayanlar daha iyi anlayabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.